ve sanatıyla komünizmin emrinde olmak farklıdır. Komünizmi Türkiye için isteyip emrinde olmak farklıdır. Bir başka milletin, bir başka devletin himayesine girmek farklıdır. Anladım. Bir de işte sana şunu ilave edeyim. Nazım Hikmet, mesela onun meşhur bilinen, çok iyi bilinir, işte Kurtuluş Savaşı destanı var. Aha. Burada vatan hainliğinin tarifini yapıyor kendisi. Diyor ki, mesela burada, Evet, ben vatan hayır öyle hainiyim. demiyor, O o şiir ayrı. mi? O ayrı, O öyle değil. Diyor ki, ve 29 kanun evvel Kütahya, 4 top ve 1800 atlı bir ihanet, yani Çerkez Vatan. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları, koyun ve sürüleri falan falan düşmana geçti diyor. Çerkez Ethem kim? Kaçmış. Esasında Türkiye Cumhuriyeti hizmet etmiş. Ölüm korkusuyla gitmiş Yunan'a teslim olmuş. Yunan kim? Düşman. Yunan ne istiyor bizden? İzmir istiyor, Aydın istiyor falan. Peki 1952'de, işte 51'de Nazım Hikmet gidiyor Rusya'ya, Stalin'e gidiyor. Onu söyledikleri ayrı bir Evet, o konu. Stalin'le Stalin ilgili ise ne istiyor açıklaması. Stalin? Kars Ardahan istiyor, Boğazlar Düz istiyor. Ve Türkiye ondan kaçıyor. Kore'ye sığınıyor. Kore'ye asker gönderiyor. Amacı NATO'ya girip Ruslardan korunmak. Tıpkı dün Yunan'dan korunduğu gibi. Düşmanın tarifi doğru ise meşhur Anladım. bu destanda. O zaman ihanet, yani ihanet Çerkez Ethem'se ihanet Nazım Hikmet oluyor. Evet, ben Yani burada ihanet kastıyla mı bunu yaptı? Onu ben bilemem. evet. Ama şu andaki belirtiler, ortadakiler, tamamlamadım galiba. Aha, O sözümü buyurun. tamamlayamadım. Tabii, buyurun. Yani o vermiş olduğumuz bir şey vardı. Ondan hareketle Tamam. gelmiştik. Şimdi burada ben Nazım Hikmet'in şairliği tartışılabilir. Ben bir açıdan bakarım, derim ki bazı şiirlerini beğenirim, bazısını beğenmeyebilirim. O benim estetik ve sanat anlayışımdır, bakış açımdır. Ama Nazım Hikmet'in fikirlerini beğenmek mecburiyetimiz yok. Tartışabiliriz. Anladım. Eylemlerini beğenmek mecburiyetimiz yok. Estetik ve ahlak anlayışını beğenmek mecburiyetimiz yok. Onu da tartışabiliriz. Burada bize şu dayatılmamalı. Yani Nazım Hikmet'in sanatçı kişiliğinden dolayı onun bize aitse, ki Nazım Hikmet'in tamamıyla bize ait değildir demek mümkün değil. Tabii ki bize ait yanları var. Bize ait yanları bizim zaten. Bize ait olmayan yanlarını da biz kabul etmek zorunda değiliz. Nazım Hikmet'in kendi iradesiyle seçtiği insan hakkı olarak tercihini de biz reddetme hakkına sahip değiliz. Anladım. Ona sormak gerekiyor. Bunu da sorma şansımız yok.